Evet. Evet, herkes hazır mı? Esselamu aleyküm. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyoruz. Şu anda 26 Aralık Pazar günü 44. Darül Erkan sohbetlerimizdeyiz. Bugünkü konumuz biyolog doktor Beren Feridun. Kendisi şu anda aramızda. Bize bugün çok önemli bir konu hakkında bilgi verecek. Bilimsel yanılgıları, COVID-19'un bilimsel yanılgılarını aktaracak. Onun öncesinde kelamların en güzeli Kur'an-ı Azimüşşan'la sözü Abdülsamet hocamıza bırakalım. Açılışımızı yapalım. Ardından inşallah programımıza devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâikatihi ve kutubihi ve rusulih. La nufarriku beyne ahadin min rusulih. Ve gâlû semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha, laha ma kesebet ve aleyha ma iktesebet. Rabbena la tuâhidnâ in nesînâ ev ahdâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamalte. İsran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la tâgate lenâ bih. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Dertlerin dermanı, gönüllerin ilacı, Kur'an-ı Azimüşşan'la programımızı başlatmış olduk. Ankara Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Beren Feridun, biyolog doktor Beren Feridun hocamız aramızda. Hemen konuyu kendisinden dinleyelim. COVID-19 bilimsel yanılgılarını anlatacak. Konuyla ilgili sözü kendisine bırakalım. Programın ikinci bölümünde de sorularımızı kendisine aktarıyor olacağız, soracağız. Buyurun hocam, söz sizde. Kıymetli hocam, duyabiliyor musunuz bizi? Beren hocam. Mikrofonunuzu açın hocam. Mikrofonunuz kapalı. Ha, tamam. Şimdi geldi mi ses? Geldi. Evet, şu an geliyor Tamam. hocam. Buyurunuz. Tamam. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum herkesi. Mikrofonum tabii o anda açık olduğunu düşündüm. Birazcık boşa konuştum. Bu güzel organizasyonda bana söz şansı verdiğiniz için, düşüncelerimi aktarma imkanı verdiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii konumuz çok güncel bir konu. Çok enteresan bir süreç yaşıyoruz 2 yıldır. Yani bu noktada bilimsel yanılgılar aslında medya marifetiyle bir bilimsel algı operasyonunun yapıldığını görmekteyiz. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Kısma çok fazla girmek istemiyorum. Belki size vereceğim bilgilerden sonra, aktardığım bilgilerden sonra birlikte bir değerlendirme yapabiliriz. Ama aslında o kadar enteresan ve bilim dışı, bilim adına bilim dışı uygulamalar,
süreç yönetimi hep birlikte yaşıyoruz ki bunun artık neresinden başlayacağına insan karar vermekte zorluk çekiyor. Bu yanılgıların, bu bilim dışı uygulamaların, söylemlerin, bu özellikle insanlara kabul ettirilmeye çalışılan, bilinç altlarına nakşedilmeye çalışılan klişelerin, bunlardan bazıları bilime güvenin, doktorlara güvenmiyor musunuz? İşte herhangi bir noktada karşı görüş ifade eden bilim insanlarına dair sizler bilim karşıtısınız, aşı karşıtı mısınız diye değersizleştirme, itibarsızlaştırma operasyonları yapılıyor maalesef. Tabii bunlar benim şahsi düşüncelerim ama şahsi düşüncelerimin oluşmasında bu yaşanan süreçte benim bilimsel bilgi birikimime aykırı olan birçok noktayı tespit ettiğim için oldu bunlar. Şimdi ben müsaadenizle ekranıma sunum yükleyeceğim. Moderatörümüz izin veriyor mu? Tabii ki, buyurunuz hocam, buyurunuz. İlerlersek çok daha faydalı olur. Tabii ki, buyurunuz hocam. Tamam, hemen onu yükleyeyim şuradan. Ekran paylaşımı diyoruz. Şunu. Geldi mi arkadaşlar ekran? Evet, şu anda tamam. Göründü, ekranda göründü hocam. Tamam, çok güzel. Ben şuradan devam edeyim. Şimdi ekranda gördüğünüz virüsle zaten 2 yıldır. Bunlar elektron mikroskobu görüntüsü. Virüsün elektron mikroskobundaki fiziksel görüntüsü bu şekilde. Şuradan kalem seçebiliyor muydum? Bunun üzerine herhalde onu yapamıyorum Zoom'da. Ben sunumma aslında şöyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz yuvarlak şekillerin her biri birer tane virüs. Virüsün o dış kısmındaki siyah kısım kapsit denilen bir protein kılıftır. Onun içerisinde polihedrin denilen yine jel kıvamında başka bir protein vardır. Bu yuvarlak şeklin orta kısmında da virüsün genetik materyali vardır. Ya DNA'dır ya da RNA'dır. Birçok virüs ailesinde DNA'dır ama bazı özel virüs ailelerinde bu RNA'dır genetik materyali ve bu virüsler daha tehlikeli virüslerdir. Şimdi ilerleyelim bakalım karşımıza evet hangi terimler çıkıyor? Şöyle ben kendim biraz yukarı aldım resmimi çünkü ekranı kapattı. Evet, genetik rekombinasyonlar ve mutasyonlar, bunları çok sık duymaya başladık son zamanlarda. Peki nedir bunlar? Aslında yani mutasyondan çok fazla bahsediliyor ama genetik rekombinasyonlardan bahsedilmiyor. Şimdi yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 aslında gerçek bilimsel adı. Söz konusu olduğunda beklenmedik ve bilinmedik değişimleri çağrıştıran bu mutasyonlar aslında bazı virüslerin yaşam döngüsünün doğal bir parçası. Özellikle RNA virüslerinin. Virüsler genetik seçilimin bir sonucu olarak sürekli şekilde değişim geçiriyorlar. Bunlardan hafif genetik değişimlere mutasyon, değişim diyoruz. Büyük genetik değişimlere genetik rekombinasyon diyoruz. Yeniden birleşme adını veriyoruz. Buradaki farkı niye anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Şimdi daha önce yarasa ve kedi köpek gibi memeli hayvanlarda enfeksiyon yaptığını bildiğimiz bir virüsün insana enfekte etme özelliği kazanması sadece mutasyonla olabilecek bir durum değil. Burada bir genetik rekombinasyon ortaya çıkmış olması gerekir. Yani bu mesela konuşulmayan gerçeklerden bir tanesi. Nedir bu gerçek? Şudur. Eğer ki bir hayvan virüsünün insana enfekte etme özelliği kazandığını iddia ediyorsak, o daha önce hayvanı enfekte ettiği genetik haliyle insana enfekte ettiği genetik halinin karşılaştırılması gerekir. Bunun net bir şekilde ortaya konması gerekir. Henüz böyle bir çalışma olmadığını görüyoruz. 2 yıl geçti. Ayrıyeten bu virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği bilim dünyasınca kabul edildiği için söylüyorum. Tabii ki Çin'in Wuhan kentinde yarasalardan olduğu düşünülüyor. 2 yıl geçti. Biyologlar, biyolojiyle ilgilenen bilim insanlarının dağ tepe bayır mağara mağara gezip o enfekte hayvanları bulup virüsün enfekte ettiği hücreleri elektron mikroskopunda gözlemleyip oradaki lezyonları, dokulardaki hasarları da ortaya koyması gerekiyordu. Bakın bundan hiçbiri yapılmadı. Biz nereden geldiğini bilmediğimiz bir virüsle mücadele ediyoruz. Dakika bir, gol bir. Şimdi ilerleyelim. Mutasyon virüsün genomu yani genetik materyalinde bir hata oluşması üzerine gerçekleşir. Evet. Bu da ne zaman olur? Bakın
bir virüsün kendini çoğaltabilmesi için önce genetik materyalini çoğaltması gerekir. Kopyalaması gerekir. Virüsler biyolojik anlamda canlı sınıfına konmazlar, dahil edilmezler. Niye dahil edilmezler? Çünkü canlılığın temel 12 özelliğinden iki tanesini sağlayamazlar. Birincisi enerji metabolizmaları yoktur. İkincisi bağımsız bir şekilde üreyemezler. Neden? Çünkü virüsler genetik maddelerini, materyallerini kopyalayabilmek için bir başka canlı hücrenin enzimlerini kullanmak zorundalar. O yüzden virüsler canlıların hücrelerine giriyorlar, orada çoğalıyorlar. Çoğaldıktan sonra, çok sayıda olduktan sonra hücreyi patlatıyorlar. O hücre artık ölü bir hücre, enfekte bir hücre haline geliyor. Şimdi bu virüsler bu genetik materyallerini kopyalarken bunu çok hızlı bir şekilde ve yüz binlerce kez yaptıkları için sayı olarak tabii ki bu noktada hataların olma ihtimali de ortaya çıkıyor. Bakın bu virüsler DNA virüsü olsaydı bu genetik materyalini kopyalarken yani kendisinin bir benzerini oluşturmaya çalışırken hata oluşsa bile DNA virüslerinde bu hatalar DNA bu kopyalama tamir mekanizmalarıyla düzeltiliyor. Ama RNA virüslerinde bu kopyalama esnasında hata düzeltilemiyor. O nedenle RNA virüslerinde, koronavirüsler gibi RNA virüslerinde mutasyon çok sık görülür. Mesela COVID-19 pandemisinin neden olan SARS-CoV-2'nin de yarasalarda bulunan bir virüsün, yani normalde yarasalarda bulunan bir koronavirüsün başka bir hayvandaki başka bir koronavirüsle yeniden birleşmesi, yani genetik rekombinasyonu sonrasında ortaya çıktı ve insanı etkileyebilecek genetik materyale evrildiği düşünülüyor şu anda. Ama tespit edilmiş bir şey var mı? Yok. Yani bunun kaynağını henüz tespit etmedi. İnsanları enfekte eden bir virüs var ama kaynağı belli değil. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki biyolojiyle ve mikrobiyolojiyle ve immünolojiyle ilgilenmeyen insanlar koronavirüs diye bir virüs ailesini 2 sene önce ilk defa duydu. Doğaldır, çok normaldir. Peki koronavirüsler ilk defa mı ortaya çıktı? Hayır. Bakın 1981 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kinshasa şehrinde HIV yani Human Immunodeficiency Virus denilen bir virüs ortaya çıktı. Nasıl bir virüstü bu? İnsanlara enfekte ediyordu. Şöyle enfekte ediyordu. İnsanların bağışıklık sistemini zayıflatıyordu. Ve insanlar bağışıklık sistemi zayıflayan insanlar çok basit fırsatçı enfeksiyonlardan, gripten, nezleden hayatını kaybediyorlardı. Peki HIV virüsüne 1981 yılında belirlenen, tespit edilen bu virüse herhangi bir aşı üretilebildi mi? Bakın 30 yıl geçmiş. 30 yıl geçmiş. Aşı yok. Pardon. Çok özür dilerim. 40 yıl geçmiş. Çok özür dilerim. 40 yıl geçmiş aşı yok. Peki bilim camiası HIV, HIV virüsüne yani bizim AIDS diye bildiğimiz hastalığı ortaya koyan HIV virüsüne karşı aşı bulmaya gayret etmedi mi? Etti. Çok ciddi. Hala ediliyor. Ama aşı bulunamıyor. Niye aşı bulunamıyor? Çünkü genomunu yani o genetik materyalinin %5'ini her replikasyonda, her kopyalamada değiştiriyor bu virüs. O nedenle bu virüse aşı üretilemedi. Tamam gelelim o zaman 2002 yılında bir başka koronavirüs. HIV de koronavirüstü, SARS da koronavirüstü. Ne zaman ortaya çıktı? 2002 yılında Çin'in Guangdong şehrinde ortaya çıktı. Özelliği nedir? Yine üst solunum yolları enfeksiyonu yapması. 2002 yılında ortaya çıktı. Aşı üretilebildi mi? Üretilemedi. Ne oldu ama aşı üretilemedi? Belki de hayra vesile oldu. Aşı üretilemediği için virüs de bu aşıyla kendisine yapılan biyolojik saldırıya karşı bir reaksiyon göstermedi ve bazı öldürücü letal mutasyonlarla kendiliğinden ortadan kayboldu. Mersa bakın 2012 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ortaya çıktığı söylenen MERS virüsü. Buna da Middle East Respiratory Syndrome diyorlar. MERS'in açılımı bu. Orta Doğu solunum yetmezliği sendromu dediler. 2012'de Cidde'de çıktı. Aşı üretilemedi. Virüs 1,5-2 sene sonra kendiliğinden öldürücü mutasyonlara uğrayarak ortadan kayboldu. Bu virüslerin ortak özelliği neydi peki? Ya koronavirüs ailesinde yani o aileye ait olan HIV, SARS ve MERS'in ortak özelliği nedir? Şudur. Çok hızlı mutasyon geçirebilmeleri ve güçlü bir genetik rekombinasyon yeteneği. Şimdi
Burada biraz duralım, biraz soluklanalım ve şunu aslında ben sizlerden düşünmenizi istiyorum. Bilim camiası bu verileri, bu bilgileri biliyor. Peki bir başka koronavirüs ortaya çıktığında buna aşı bulabileceklerine dair özgüveni nereden elde ettiler? Daha önce 3 tane aşı bulunamayan koronavirüs salgını gerçekleşti. HIV hala insanları öldürüyor. Aşı bulunamıyor. Peki nereden icap etti de biz buna aşı bulacağız dediler. Bu çok aslında fantastik, hayali bir beklentiydi ve bakın henüz bence aşı bulunabilmiş değil. Şimdi ben devam ediyorum. Niye öyle söylediğimi söyleyeceğim ben sonunda. Şimdi bu virüslerin öldürücülük oranlarına bakalım değerli arkadaşlar. Öldürücülük oranlarına. HIV. Bakın en üst sırada. %43. Bu nedir? Enfekte ettiği bir canlıyı, insanı %43'ünü, 100 insanı enfekte ederse 43'ünü öldürüyor. SARS %9. MERS %34. Peki yeni tip koronavirüs? Bakın herhalde sağ tarafta kaldı, görebiliyorsunuzdur. Yeni tip koronavirüs de Ekim 2021'de öldürücülük oranı %2 idi. 23 Aralık dünün verilerini sizinle paylaşayım. Dün aldığım verilere göre öldürücülük oranı %1.81'e düşmüş. Bunu neye göre söylüyorum? Şuna göre söylüyorum. Bakın 2 Ekim'de toplam vaka sayısı 233 milyon, ölüm sayısı 4.7 milyon. Bu %2.01 yapıyor. Ekim ayında böyleydi. Şimdi geldik, bakın bunlar Dünya Sağlık Örgütü verileri. 276 milyon vaka var. 5.374.000 ölüm var. Bu da 1.81 yapıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. SARS'ta, MERS'te ortaya konulmayan bu kısıtlamalar, sosyal kapanmalar, sosyal mesafeler, maskeler niye öldürücülüğü daha çok daha düşük bir virüste böyle toplumsal yaşamı, sosyal yaşamı neredeyse felç eden önlemlere zorlandı dünya. Dünya Sağlık Örgütü SARS'ta ve MERS'te maske önerdi mi? Bekleyin aşı bulacağız. İşte bunu da herkese yapacağız dedi mi? Demedi. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Hatırlayacağımız üzere 2009 yılında, bu arada benim tabii... Yani kuş gribinde bile böyle... Ekranıma şey geliyor, şu işte haber sitesinin şey geliyor arada, o yüzden kusura bakmayın. Küresel domuz gribi salgını vardı 2009 yılında, Meksika'da çıktı ortaya. Buna da H1N1, influenza A grubu virüstür bu. Bunun özelliği nedir? Bu da RNA virüsüdür. Bunun da dışında, koronavirüsünde olduğu gibi dikensi, o çıkıntılı proteinler, spike proteinleri var. Peki dünyada kaç kişi de görüldü? Şuradan ben okuyamıyorum. Evet. Yaklaşık 800 bin kişi de görüldü. Öldürücülük oranı ne? %1.02. Şimdi bakın. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Küresel domuz gribi salgını 2009'da ilan edildi Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Peki Dünya Sağlık Örgütü tarafından buna bir aşı da üretildiği iddia edildi. Öldürücülüğü şu anda koronanın öldürücülüğü neredeyse aynı. Virgüllerle farklı. Peki maske dayatması oldu mu? İnsanlara aşı baskısı oldu mu? Zorlandı mı insanlar? Hayır. Dönemin Sayın Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız aşı olmayacağım dedi ve olmadı. Hatta kameralar önünde biraz da şovvari aşı olan dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı sert bir şekilde eleştirdi. Hafızalarınızı tazelerseniz bunları çok rahat bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Peki ne oldu da? Bakın veriler, rakamlar, virüsün cinsi, RNA virüsü her şey aynı. Ne oldu da 2019'da COVID-19 diye bir virüs çıktı ve bütün dünya bir anda bu virüsü kapanmayla aslında biyolojik olarak mümkün olmayan aşı üretme sevdasıyla yenmeye çalıştı. Peki yenebildi mi? Yenemedi. Aşı dünyada birçok ülkede birinci dozlar 90'lara, ikinci dozlar 80'lere ulaştı. Vakalar düştü mü? Düşmedi. Hastalanma oranı düştü mü? Düşmedi. Aşılananlar kendini koruyabildi mi? Korumadı. Onlar da hala enfekte olmaya. Hatta vefat edenler var. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bakın. Hani hep diyorlar ya, bilime güvenin, bilime inanın.
siz işte bilim karşıtı mısınız? Sizler aşı karşıtı mısınız? İtibarsızlaştırma politikası var. Ben hep şunu söylüyorum sohbetlerimde. Bu virüs aslında insandan insana yayılan bir virüs değil. Bu virüs fonlanmış medya vasıtasıyla ekranlardan insanların zihinlerine bulaşan bir virüs. Niye olduğunu söylüyorum. Bakın. Şimdi şu gördüğünüz görselde İspanya Almeria Üniversitesi'nde görevli olan Profesör Doktor Pablo Camaro Madrid gerçekleştirdiği laboratuvar incelemesinde Pfizer-BioNTech'in de içinde bulunduğu bazı deneysel aşıların, bakın deneysel diyor. Adam hala makalesinde buna deneysel diyor. Niye olduğunu da birazdan açıklayacağım. Deneysel aşıların içeriğinde grafen oksit olduğunu saptadı. Şimdi değerli arkadaşlar, aşının içeriğinde grafen oksit, yani Pfizer-BioNTech'in sitesinde aşının bileşiminde kullandığı rutin moleküller içerisinde grafen yok. Ama bakın bilim insanları, bakın kaynağı da var burada. Hani bu, ben şu anda bir hurafeyi bir gazete küpüründen bahsetmiyorum. Bilimsel yayının içerisinden aldığım o elektron mikroskobu fotoğraflarında grafen maddesini tespit ediyor İspanyalı bilim insanları. Bilime güvenin diyenlere bunu soruyorum. Soruyoruz aslında biz bunlara her türlü platformlarda. Ben ana akım medyadaki bütün TV kanallarını özellikle aradım. Yayın yönetmenleriyle, genel yayın yönetmeni deniyor herhalde. Onlarla görüşmeyi talep ettim. Görüştüreceğiz dediler, görüştürmediler. Tabii kendimi ben takdim ederken biyolog olduğumu, aşılarla alakalı herhangi bir tartışmaya müdahil olmak istediğimi söyledim. Bunu söyleyince bana geri dönüş gelmedi maalesef. Şimdi ilerliyoruz. Bakın bu grafiğinden niye bahsettim? Onu da birazdan açıklayacağım. Aşılı kişilerden alınan kan örneklerinde lüsiferaz enzimi var. Bakın lüsiferaz enzimi. Lüsifer size bir şeyi çağrıştırmıştır. Bu enzimin özelliği ne? Bu enzim bazı ışıklar altında, ultraviyole ışığı altında veyahut da elektromanyetik etkileşime girdiğinde bir parlama, bir yansıma, bir ışık çıkarabilen bir protein üretiyor. Bu enzimin özelliği ne? Şimdi aşılı kişilerde lüsiferaz enzimi çıkıyor. Olmaması gereken bir enzim. Aşının içinde de grafen oksit çıkıyor. Peki bunlar bileşince ne yapıyorlar? Bunlar bileşince ne yapıyorlar biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar. Burayı geçeyim. Burada zaten o lüsiferaz enziminin varlığından bahsediyor. Yine bir bilimsel yayın, yine linki var. Arzu edenlere sunumdan sonra sunumumu da gönderebilirim. Oradan inceleyebilirler. Şimdi bakın ne oluyor? Burası tabii çok fazla karmaşık bir biyolojik mekanizma. Ben size özetleyeceğim. Aşının içinde bulunan grafen oksitle aşılı... Hocam çok nereden geldi? Özür dilerim. Çok duyuyor. Özür dilerim. Hocam duyabiliyor musunuz beni? Kim konuşuyor? Ben Nurettin Saraç, Almanya'dan. Tamam, buyurun efendim. Hocam bir slide geriye giderseniz o alt bölümde insanlar ve hayvanlar için kullanılamaz diye bir yazı yazıyor. Evet, çok özür dilerim. Orayı atladım ben. Siz çok dikkatlisiniz, sağ olun. Bakın ne diyor? This product is not for human or veterinary use. Hayvanlar ve insanlar için kullanamaz diyor bu ürün. Yani bu lüsiferaz enziminden bahsediliyor. Şimdi aşılı insanın kanında lüsiferaz enzimi çıkıyorsa eğer, bu da insan doğasında olmaması gereken bir enzimse, burada aşıların sorgulanması gerekir. Şimdi ben çok fazla vaktinizi aslında almamak için hızlı ilerlemek istiyorum. Ama anlatmak istediğim çok şey var. Eğer moderatörümüz izin verirse ben biraz daha kapsamlı anlatmak istiyorum. Hocam vaktimizi aşabiliriz. Sorun değil. Sizin vaktiniz varsa biz vaktimizi aşabiliriz. İkinci bölümde sorulardan biraz feragat ederek biraz daha süreyi aşabiliriz. Tamam. Sorun değil. Buyurun tamam, hocam. Tamam, buyurun. Tamam İsmail Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi bakın ne oluyor? Bu lüsiferaz enzimiyle bu grafen oksit birleştiği zaman, burada anlatılan bu. Ben size şu andaki bu şekli özetleyeyim. Bu ikisi birleştiği zaman beyinde alfa sinüklein denilen, aslında dopamin, yani mutluluk veyahut da güç, kuvvet, enerji, yaşam sevinci veren o nörotransmitter denilen bir maddenin sentezini sağlayan bir alfa sinüklein diye bir madde var. Bu grafenle lüsiferaz birleştiği zaman
kan beyin bariyerini geçerek, bunlar teknik tabirler, çok özür dilerim, anlatmak zorundayım. Bu alfa sinükleini bloke ediyorlar. Alfa sinükleinde sentezlenemeyince dopamin, yani mutluluk, huzur, keyif, yaşam enerjisi aldığımız hormonu salgılayamaz hale geliyorlar. Bir diğer etkisi de, bakın Parkinson hastalarında dopamin konsantrasyonunun çok düşük olduğu bilinir. Eller titrer, istemsiz hareketler başlar. Sebebi nedir? Nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan dopaminin miktarı düşük olduğu için. O nedenle bakın, çok enteresan gelişmeler bizleri bekliyor. Ben burada felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama bu süreçlerin hepsi bilimsel yayınlar. Bakın orada da link var. İsterseniz yine orada link edelim. Görebilirsiniz. Ben bu kaynakları sağ olsun bana elde etmemi sağlayan kendi asistanıma da özellikle sorarım, hangi dergi grubundan nereden aldığını da size söyler. Bakın, bilime güvenin, bilime güvenin. Bilim bunları da söylüyor. Peki bunlardan hangilerini ana akım medyada, herhangi bir haber portalında okuyabiliyoruz? Bizler sosyal medyada bunları anlatıyoruz. Bunları niye anlatıyoruz biz? Biz şunu demiyoruz ki, aşı insanı öldürür, aşıyı vurulan 5 dakika sonra yığılır kalır. Bizi öyle bir lanse ediyorlar ki, aşıyla alakalı endişelerini ortaya koyan insanları böyle hurafe ürettiğimizi korkup, ama hayır. Bakın, bunlara cevap vermesi lazım. Sağlık Bakanlığı'nı ben 3 kez aradım. 3. ulaştım. Dedim ki, ben ses kayıtlarım var, o yüzden çok rahat konuşuyorum. Bunu, o ses kayıtları şeye alınıyor ya, kayda alınıyor. Ben dedim, bu yabancı aşılardan numune istiyorum. İsterseniz üniversite vasıtasıyla, dilekçeyle başvurayım, bana numune verin, ben bilimsel araştırma yapacağım. Hayır efendim, veremeyiz. Niye? Ticari anlaşmaya aykırıymış. Ya kardeşim, Sağlık Bakanlığı 83 milyona bir molekül vuruyor. Yani onu enjekte ediyor damarından. Efendim, şirketle olan ticari anlaşmasını gerekçe göstererek benim bunu incelememe izin vermiyor. Benim incelememe gerek yok zaten. Kendisi tıbbi teçhizat ve ilaç dairesinin bunu zaten en ayrıntılı, tam teşekküllü bir laboratuvarda inceleyip analiz raporunu yayınlaması lazım. Soruyorum, böyle bir analiz raporu var mı? Yaptınız mı diyorum. Rutin kontroller yapıldı. Bakın, rutin kontroller bizi kesmez. Niye kesmez? Bu yeni bir teknoloji. mRNA teknolojisi yeni bir teknoloji. Bana rutin kontrolle sen gelemezsin. Bakın, içinde neler neler çıkıyor. Bilimsel şeyler bunlar. Yani bunlar uydurma, bir gazete küpürü değil. O nedenle arkadaşlar, beni önce aşı dairesine bağladılar. Oradan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağladılar. Zor bela bir yetkili çıktı. Kendisine meramımı anlattım, kendimi tanıttım. Veremeyeceklerini söylediler. Ben bu görüşmeyi yaptığımda Ağustos ayıydı. Yaklaşık bir ay önce de aşıların bileşimiyle alakalı o bileşimi 50 yıllığına açıklanmasının yasak olduğu ortaya çıktı. Bilmiyorum, bundan haberiniz var mıydı? Muhtemelen vardır, duymuşsunuzdur. Ben devam edeyim. Bakın, nereye bağlayacağız? Her şeyi bir yere bağlayacağız ama çok gerçekten sıkıntılı bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi bu da bir başka yayın. Burada da çok özür dilerim, benim gözüm biraz görmüyor. Şöyle yaklaşacağım. Hangisinden? Evet. Bu yayında da arkadaşlar yine biosensörlerin oluşmasında A53T alfa sinüklein ve dışarıdan grafen oksit enjektesi ile sinyale açık biosensörler haline geldiği söyleniyor. Yani ne deniyor bu yayında? Şunu demek istiyor. Eğer bir canlının vücuduna grafen oksit depolayabilirsek, o alfa sinükleinde denilen o proteinle birleşerek dışarıdan gelen elektromanyetik dalgalarla, komutlarla sinirleri ve hatta sinir iletişimini kontrol edilebilir diyor. Bakın, bu çok aslında tehlikeli bir duruma maalesef sebep olabilir. Evet, burada da onunla alakalı bir biyolojik mekanizma var. Bununla çok fazla sizi meşgul etmek istemiyorum. Evet, bakın, inşallah video oynatabilirim. 2004 yılında Sünger Bob diye bir çizgi film var, biliyorsun, çocuklarımız izliyordur veya biz de o zamanlar belki böyle izlemişizdir, aklımızda kalmış, duymuşuzdur en azından. Sünger Bob'dan 2004 yılında, benim tabii bunu sağ olsun asistanım bulmuş, öyle bir sahne var ki, şimdi izleyelim hep beraber.
kısa. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey anlamadık diyebilirsiniz ama ben anlamamış olma ihtimalinize karşı şunu anlatmak istiyorum. Bakın bir alıcıdan 5G uydusu gibi bir yerden sinyal geldi. Ve burada bu ortamda oturan sohbet eden insanlar kendi alıcılarıyla o sinyalden gelen komuta uyarak içerideki bir mahkum herhalde öyle bir yerde bir işte o kapalı odada bekleyen birini gidip linç ettiler, zombiye dönüştüler. Şimdi bakın bu bir çizgi film. Çizgi filmde böyle bir nasıl söyleyeyim bilim kurgu bir öngörü ortaya konmuş. En sonundaki o tek gözü gördünüz mü? Değerli arkadaşlar oraya ben getireyim. Şunu gördünüz mü? Evet hocam, Illuminati'nin tek gözü. İşte burada. Sizce bu figürler tesadüf mü? Tesadüf olamaz hocam. Bence olamaz. Bence olamaz. Yani ben o kadar saf değilim. Şimdi ben ilerleyeyim. Sağ olsun İsmail Bey soruma cevap verdi. Tabii ki diğer arkadaşların düşüncesi de bu yöndedir muhtemelen. Hep beraber cevap veremeyeceklerini. Şimdi bakın çok daha önemli bir belge var. Buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bu şu kısımda sol üst köşede yazdıklarım bunlar benim düşüncelerim. Benim düşüncelerimi ifade etme hakkım vardır. İnsanı fıtratından ayırmak, hak olandan koparıp batıl olana bağlamak için yoğun çaba göstermekteler bence, bakın. Bence diyorum. Sonuçta burası bir Zoom toplantısı. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Gönle hoş gelen aldatmacılar kullanmaktalar. Ne mesela? Bilime inanın, güvenin, sağlık, halk sağlığı, insanlık gibi böyle klişe sloganlar üzerinden ilerliyorlar. Peki yakında ne diyecekler bu insanlara? Bakın 1, 2, 3, 4 doz oldunuz. Olmuyor bu iş, bir türlü çözemiyoruz. Gelin size bir çip takalım, siz de kurtulun, biz de kurtulalım diyecekler. Bakın bunu diyecekler yakında, hatta demeye başladılar. Kanal D ana haberde Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D ana haberde HES kodu yerine çip diye kocaman bir arka planda başlıkla haber sunuldu. Görmüşsünüzdür. Görmediyseniz mutlaka Google'a yazın, görün bunu. Şimdi değerli arkadaşlar çip dediğimiz zaman çip diyen arkadaşlar büyüklerimiz veya da kanaat önderlerimiz onları linç ettiler. Neyle suçladılar? Bağnazlıkla, lümpen olmakla, gerici olmakla, komple teorisyenliğiyle, feodal olmakla suçladılar. Bunlardan bir tanesi de çok sevdiğimiz değerli büyüğümüz Abdurrahman Dilipak hocamız. Beni aslında şöyle bir antiparantez açayım. Beni gerçek anlamda uyandıran Abdurrahman Dilipak hocamız oldu. Niye? Ben tabii ki bu süreçte çok sorguladığım nokta vardı. Ama insan konduramıyor. Yani küresel ölçekte bir yıkım, bir fıtrat bozma, bir genetik değiştirme operasyonuna kimse cesaret edemez diye düşünüyorsun. Aklın mantığını almıyor ama Abdurrahman hocamızın yaklaşık Ağustos ayında veya Temmuz ayında anlattıkları her şey şu anda gerçek olarak uygulanıyor. Aşıda 3 ve 4. dozlardan bahsedeceğiz. Aşı dozlamasını artık insanları usandırıp şiple bundan kurtulmak isteyecekler diyordu Abdurrahman Dilipak hocamız. Şimdi sağ üst tarafı okuyorum. Bunda tabii çubukla işaretleme şansım yok herhalde. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı transhümanizm üzerine stratejik rapor. Linki burada. Linki de aşağıda.
Belki de transhümanizm hakkında şunlar söyleniyor. Bakın, çok dikkatli dinleyin değerli arkadaşlar. Amacı etkinliği ve güvenliği dahil olmak üzere birçok faktör insanı dönüştürmenin kabulünü etkileyecektir. Bireyin kabulü uygulama için çok önemli bir faktördür. Bizlerden bahsediyor. Kabul etmeyecek, itiraz edecek olanlardan bahsediyor. Ve toplumlar için zorluk, bilimsel merak, ortak yarar ve bireyin bakış açısı arasında bir denge kurmak olacaktır. İnsan dönüştürme dini görüşlere meydan okuyabilir veya onları rahatsız edebilir ve transhümanizm gibi diğer inanç sistemlerine güven veriyor gibi gözükebilir.